Evet, malumunuz geçen yıl 16 Nisan'da bir referandum süreci yaşamıştık. Bizim esasen beklentimiz referandumun sonrasında yakın bir tarih içerisinde seçimlere gidilmesiydi. Çünkü referandumdan çıkan sonuçların mutlaka sahaya uyarlanması gerekmekteydi. Tabii ki dün alınan karar bizim tarafımızdan olumlu karşılanmakta. Malumunuz bir 15 Temmuz süreci yaşadık. Akabinde çevre komşularımızla sıkıntılı süreçler yaşadık. Bu meyanda ülkemizin bir güçlü yönetim, güçlü bir irade tarafından hiçbir yerde başıboşu olmadan yönetilmesi bizim birinci önceliğimizdir. Çünkü yönetimde boşluğa hiçbir zaman için kesinlikle yer yoktur. Bu büyük tehlikeler doğurur. Bu doğrultuda dün alınmış olan kararı destekliyoruz. Çıkacak sonuçların vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İnşallah demokratik bir ortamda centilmence bir mücadele olur. Sivil toplum örgütleri olarak bizim bir talebimiz var. Muhalefet ve iktidar liderlerinin, adaylarının kesinlikle münasip bir üslup kullanmaları, birbirlerini rencide etmemeleri, birbirlerine karşı hakaretvari tavırlarda bulmamaları bizim önceliğimizdir. Bizler de yine arkadaşlarımızla birlikte istişarelerimizi yapacağız. Milletvekili kriterlerimizi belirleyeceğiz. Tabii ki gösterilecek milletvekili adayları bizim için çok önemli. Milletvekili adaylarının kriterleri çok önemli. Halktan kopuk, halkın değerlerini bilmeyen, halkın içinde yaşamayan, tepeden halka bakan insanların kesinlikle vekil adayı yapılmasını doğru bulmuyoruz. Hangi partiden olursa olsun halkla birebir dertlerini paylaşabilen, halkla gülen, halkla ağlayan insanların gerçekten bizi temsil edecek insanlar oralara gitmelerini temenni ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii biz görülene göre hani şartlar neyi gerektiği onu bilemiyoruz ama görene göre inşallah Türkiye için, halkımız için hayırlı olur diye düşünüyoruz. Her zaman seçimler çıkış yolu olmuştur. Teze kan, teze heyecan, Türkiye'nin faydasına olacağını düşünüyoruz. Muhakkak ki gerektiği için, yoksa bir gün öncesinde biliyorsun Cumhurbaşkanımız grup toplantısı, hep 2019 seçimlere hazırlanıyoruz, odaklanıyoruz derken bir anda işte Devlet Bahçeli'nin seçim çağrısı yapması çok acil bir şey alındı. Bu kadar erken olacağını biz tahmin etmiyorduk. En azından 5-6 ay bir süre hazırlık süresi olması gerektiği düşünüyorduk. Erken seçim gibi baskın seçimine dönüştü gibi. Her şeye rağmen inşallah tabii bu seçim hem ekonomiyi rahatlayacak, hem belki dış güçlerin Türkiye başına oynamak istediği bazı oyunları bozacak. Cumhurbaşkanının işte başkanlık sistemiyle yeni bir etkili ve yetkili konuma gelecek. Çalıştırılması gereken bazı birimlerin daha aktif bir şekilde oluşacak. Yani bir motive olması gerektiği düşünüyoruz. Hayırlı olsun diyorum.